birbirimizi biliyoruz ama... sen ama... asla şüphelenmedin niyetinin farklı hiç olduğunu. Hiç şüphelenmedim. Asla. Asla. Hiç aklına gelmedi. Hiç yok. Hiç. Gerçekten. Hiç. Gerçekten yoktu. Peki. Çünkü o zamanlar sevgilisi fotoğrafı vardı profilinde. Neden aa? Adamın sevgilisi varmış. Adam yetkili. Sevgilisi varken mi dedi? Adam görevini yaptı. Ben? İşim bu ya. biz dedi buluşalım, konuşalım detayları. Biz bir spor salonunda buluştuk. Gittim antrenman yapıyor. Biz buluşacağız ama antrenman yapıyor. Çünkü neden? Kaslar bir pump olacak ya. Bana bir biri görünecek ya. Gittim antrenman yapıyor. Antrenman sonrası görüşeceğiz yani. Oturacak. İlk defa duyuyorum pump olmak. Sonra biraz da böyle cool takılıyor. Sen şurada otur ben birazdan geliyorum diyor spor salonu. Ama böyle atletle falan geldim. Sonra beraber çıktık. Sonrasında işte bir şeyler yiyecek antrenman sonrası. Protein ağırlıklı beslenecek. Bir şeyler değil işte 4 tavuk. 6 tencere pilav öyle şeyler işte bir atıştırmalık yani. Kesinlikle öyle. Beraber oturduk o yemek yiyor işte ben bir şeyler içiyorum. Bana o süreçte işte ciddi duruyor böyle hani ağır takılıyor. Ben biraz onun yaşını çok büyük zannediyorum. Görünüşü biraz fazla büyük görünüyor. Ben sizle bizle konuşuyorum hocam falan diye konuşuyorum. Bana detayları anlatıyor. Şöyle spor yapacağız şöyle besleneceğiz biraz anlatıyor. Tamam dedim. O süreçte de konu şey oluyor. İşte erkek arkadaşım olup olmadığını öğrenmek için olduğunu düşünüyorum. Şimdi diyor biz daha önce böyle çok kadın sporcularla çalıştık. Şimdi böyle başlıyoruz diyor. Yaklaşık bir sene falan antrenman yapmak lazım ciddi bir şekilde başarı sağlamak için. Böyle başlıyoruz diyor. Sonra diyor işte aradan 3 ay, 5 ay, 6 ay geçiyor diyor. İşte erkek arkadaş ediniyorlar diyor. Vay efendim giremezsin yarışmayı istemiyorum diyor. Kız da vazgeçiyor diyor. Peşin ay peşin hoca söyleyeyim. Yetkili değil, etkili değil, tam bir kunduz. Kunduzluk yaptı. Gerçekten sondaj çalışması yapıyor şu anda. Evet. Sonra bak böyle bir şey olmasın peşin yani. Peşin diyor. Sonra emekler boşa gider diyor. Ben de diyorum hocam başlarsak sonuna kadar gideriz. Sıkıntı yok diyorum. Böyle oturduk konuştuk biz antrenman yapmaya başladık. Beraber antrenman yapıyoruz. İşte antrenman sonrası oturup beraber besleniyoruz. Protein ağırlıklı. Beraber kafein alıyoruz, kahve içiyoruz. Sonra aradan zaman geçti. Tabii beraber zaman geçirince biraz samimiyet de artınca konu özel konulara gidiyor. Sevgilin var mı? Öncesi ne oldu? Fotoğraftakiyle zaten yıllardır yok bitti, sündürüyoruz biraz hani artık. Yok sayın falan. Sonra benim de geçmişim öğreniyor tabii bu süreçte biraz daha. Kimdi, nasıldı, nasıl bitti falan. Böyle böyle ufak ufak birbirimizi tanımaya başladık. Sonra antrenman aralarında böyle bakışmalar bir değişmeye başladı. Oradan bir inceden hissetmeye başladı. Kim kimi tavladı? O beni tavladı. Tabii. O beni tavladı. Ben ama hani şampiyonaya giden bu yolda manita yapmak yasaktı. Niyet olmadığı için işte. Peki Alp hocama, Alp kocam deme kararını hangi anda verdin? Vallahi şöyle zamanla tanıdıkça yani huyuyla davranışıyla beni çok etkiledi. Romantik bir adam. Yapmak istediği zaman romantik de her zaman her şeyi yapmıyor. Her zaman normal, romantik. Her zaman her şey yapılmaz. Bir çiçek ya, alınır ay. Değil mi? Ben zorla isteyerek getirttiriyorum çiçeği. O da en kötüsünden alıyor. Nasıl ya? Beğenmiyorum aldığı çiçekleri. Nasıl ya? Ya hem alıyor hem de beğenmiyorsun. Ya bunu al diyor onu alıyorum onu da beğenmiyor. Dandik çiçekler alıyor.